Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün Korelilerin yaptığı bir yumurtayı yapacağım. Kore usulü rulo yumurta. Farklı bir tarif vermek istedim. Sabah kahvaltılarında yapabileceğimiz bir yumurta yapacağım. Hızlıca yapabileceğiniz bir tarif veriyorum. Öncelikle bir tane havucu rendenin büyük kısmıyla rendeliyorum. Havucumu rendeledim. Bu bir Kore yemeği. Koreliler havucu sert sert yani pişirmeden koyuyorlar. Ben daha önceden denedim ve şimdi biraz pişireceğim. Biraz yumuşak yumuşak olsun diye havucu yumuşatacağım. Sonra da yumurta ekleyeceğim. Tavamın altını açtım. Yağımı ekliyorum. Havucumu da ekliyorum. Havucum eline kadar bu şekilde karıştırıyorum biraz. Ben bu şekilde pişirmeden yaptığımda ağza sert sert geliyordu. Pek hoşuma gitmedi. Ama Korelilerin tabii ki hoşuna gidiyor olabilir yani onların usulü olduğu için. Ben Türklerin de sevebileceği bir farklı çeşit yumurta yapmaya çalışıyorum. Havucumu soteledim. Tamamen pişirip erimesini istemiyorum havucumun. Birazcık diri bırakıyorum. Ama çok diri de olmuyor, çok erimiş de olmuyor. Bu şekilde olduktan sonra altını kapatıyorum. Bu hazır. Bu şekilde duracak. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Bu kadarcık bir kaşarım var. Normalde Kore usulünde kaşar yok ama ben güzel tat vereceğini düşündüğüm için, önceden de denediğim için güzel olduğunu biliyorum. Size de tavsiye ediyorum. Onun için ekliyorum. Siz de eklemeyi de bilirsiniz yani. Ama ben ekleyeceğim bu kadar. Kaşarımı da rendeliyorum. Kaşarım bu şekilde oldu. Kalan kısmı da bıçakla küçültüyorum. Kaşarı karıştırma kabıma alıyorum. Yeşil soğanımı bahçeden yoluyorum. Soğanlarımı topladım. Şimdi tarifime geçiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bahçeden topladığım yeşil soğanlarımı kesiyorum. Soğanları küçültebildiğiniz kadar küçültün. Soğanların da bu kadar çıktı. Onu da ekliyorum. Sotelediğim havucumu da ekliyorum. Ben bu malzemeleri 10 tane yumurta için hazırlıyorum. Siz 3 yumurta, 5 yumurta kullanacaksınız. Malzemeleri yarı yarıya düşürün. Bir çay bardağı süt kullanacağım. 10 adet yumurtam var. Yumurtalarımı karıştırma kabımı ekliyorum. Ben kahvaltıya toplam 6 kişi hazırladığım için 10 yumurta hazırlıyorum. Yani siz seven sevmeyen olur. 3 yumurta, 5 yumurta hazırlarsanız malzemeleri ona göre ayarlayın. İçine farklı şeyler de koyabilirsiniz. Tavada yanmayacak malzemeler de ekleyebilirsiniz. Yumurtaları da kırdım. Baharatlarımı ekliyorum. Herkes kendi isteğine göre ekleyebilir. Az bir şey karabiber ekliyorum. Az bir şey de tuz ekliyorum. Tüm malzemem hazır. Hepsini karıştırıyorum. Yumurtayı iyice karıştırdım. Tavamın altını açtım. Tabanını bu şekilde yağımı ekliyorum. Yağımı ekledikten sonra kepçe ile yumurtamı ekliyorum. Bu yumurta börek gibi olacak. Katlaya katlaya börek gibi yapacağım. Sonunda da her yanı piştiği için tadı börek gibi oluyor. Yumurtam bu şekilde çok güzel pişiyor. Çatal ve tahta kaşığım yardımıyla bu şekilde katlıyorum. Börek gibi pişmiş. Böyle kızarmış. Bu şekilde katlıyorum. Bu boş kısma biraz yağ ekliyorum. Kalan yumurtamı kepçe ile ekliyorum.
Yumurtamın burası da pişti. Katlamaya devam ediyorum. Şimdiden kocaman yumurta olmaya başladı. Geriye kalanını da yağ ekliyorum biraz. Yumurta ekliyorum. Bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Pişti. Kalan kısmını katlıyorum. Daha önce ben hiç 10 tane yumurtayla denemedim. Şimdi 10 tane yumurtayla denediğim için yumurta ağırlaşmaya başladı ve onun için parçalanıyor. Yani siz daha az yumurtayla yaparsanız şekli daha güzel olabilir. Onu da söylemek istedim. Ben de şekli güzel olacağını bekliyordum ama çok fazla yumurta eklediğim için düşündüğüm gibi olmadı. Bu kat da hazır. Çevirebilecek miyim bakalım. Önce biraz kendime çevirmem gerekiyor. İşler zorlaşmaya başladı. Az bir şey yumurtam kaldı. Onu da şu boşluğa ekleyeceğim. Yumurtam oldu. Şimdi tabağımı alıp keseceğim. Sunumuna geçiyorum. Yumurtam bu şekilde oldu. Ben onun yumurta yaptığım için biraz ağır oldu. 2 kişi anca alabildik. Ama 3 yumurta, 5 yumurta olunca tek başınıza halledebilirsiniz. Şimdi sunuma geçiyorum. Bu şekilde göstereyim. Kırk kat yumurta yaptım. Sunumum bu şekilde oldu. Kalan bir kısmını tabağa koymadım. Şimdi tadına bakıyorum. Böyle pofuduk pofuduk olmuş ve tadı bence aşırı güzel. Ailem kameraya çıkmak istemiyor. Onlar deneyince de göstermek isterdim. Hepsi bence beğenecek. Videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Deneyecek herkese afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.